Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf Özgün Yayınları sayfa 178 ve 181'deki öğrendikleriniz uygulayınız kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuza hızla başlıyoruz. Aşağıdaki kareli kağıda çizili kare ile dikdörtgenin kenarlarını, iç açılarını ve köşegenlerini ölçünüz. Ölçüm sonuçlarından yararlanarak bu dörtgenlerin özelliklerini belirleyip benzer ve farklı yanlarını açıklayınız diye sormuş arkadaşlar bize sorumuzda. Şimdi burada karenin özelliklerini direkt biliyorsanız yazabilirsiniz ya da burada dediği gibi ölçümler yaparak cetvel ve birim sayarak ölçümler yaparak da özelliklerini belirleyebilirsiniz. Dikkat ederseniz karenin özelliklerinde arkadaşlar kenar uzunlukları birim saydığınızda da 4 birim, 4 birim, 4 birim, 4 birim olarak verilmiş. O zaman ilk maddemiz şuraya kare yazalım. Karenin ilk maddesi kenar uzunlukları birbirine eşittir. Kenar uzunlukları birbirine eşittir. İlk maddemiz bu arkadaşlar. İkinci maddemize geçtik. Tabi burada yeterli yer yok. Siz defterinize daha detaylı yazabilirsiniz. İkinci maddemiz karenin arkadaşlar tüm açıları eşit ve 90 derecedir. Tüm açıları eşit ve 90 derecedir. İkinci maddemiz bu açılarla ilgili. Üçüncü maddemiz de köşegenlerle alakalı. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Ve şöyle devam edelim maddeye. Eşittir. Virgül. Birbirini ortalar diyelim. Birbirini ortalar. Bu ne demek arkadaşlar? Tam orta noktadan kesişirler. Bak bu köşegenle bu köşegen tam birbirini orta noktada kesişiyorlar şeklinde söylemiş olduk. Dikkat ederseniz 3 maddede karenin tüm özelliklerini yazmış olduk. Şimdi dikdörtgene geçelim. Dikdörtgeni de bu tarafa yazalım. Dikdörtgen. Tablette yazdığım için tabii ifadeler tam okunmuyor. O yüzden ben söylerken siz de dikkatlice takip ederseniz arkadaşlar rahatlıkla işlemleri, ifadeleri tamamlayabilirsiniz. Dikdörtgene bakarsanız arkadaşlar sadece kısa kenarlar ve uzun kenarlar birbirine eşit. O yüzden şöyle yazacağız. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir. İkinci maddemiz tüm açıları yine 90 derece burada. Tüm açılar 90 derecedir. Tüm açıları eşit ve 90 derecedir. İkinci maddemiz bu. Üçüncü maddemiz arkadaşlar. Köşegen uzunlukları yine birbirine eşit ve yine bir tam orta birbirini ortalıyor arkadaşlar. Yine şu maddenin aynısı. Köşegen uzunlukları birbirine eşit. Virgül. Birbirini ortalar. Yani tam orta noktadan birbirlerini keserler şeklinde maddemizi eklemiş olduk. Dikkat ederseniz son maddeler aynı. İkinci maddeler aynı. Kenar uzunlukları karede hepsi eşit arkadaşlar. Dikdörtgende tüm kenar uzunlukları birbirine eşit değil. Tek fark bu. Diğer iki madde birbirinin aynısı. Benzer ve farklı yanlarını açıklayınız demiş. İki madde benzer, bir madde farklı şeklinde birinci sorumuzu tamamlamış olduk diyoruz. İkinci sorumuza doğru aşağıya doğru iniyoruz. Buradaki ifadeleri tamamlayamayanlar durdurarak ifadeleri tamamlayabilirler arkadaşlar. İkinci soru demiş ki aşağıdaki izometrik kağıda çizili paralel kenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenarlarını, iç açılarını ve köşegenlerini ölçünüz. Ölçüm sonuçlarından yararlanarak bu dörtgenlerin özelliklerini belirleyip benzer ve farklı yanlarını açıklayınız demiş. Şimdi burada yine yukarıdakinin aynısı sadece şekiller değişti. Burada sırayla yazacağız bu sefer arkadaşlar yeterli yer olmadığı için. Siz de defterinize detaylı şekilde yazabilirsiniz diyoruz. Önce paralel kenardan başlayalım. Bu bir paralel kenar. Şöyle yapalım. Paralel kenar. Birinci maddemiz arkadaşlar. Yine karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Dikdörtgende olduğu gibi karşılıklı kenarlar birbirine
eşittir. İkinci maddemiz, iç açılar hepsi birbirine eşit değil, sadece karşılıklı açılar. Çapraz şekilde karşılıklı açılar birbirine eşit. O zaman şöyle yazalım. Karşılıklı açıları birbirine eşittir. Üçüncü madde köşegenlerle alakalı. Köşegen uzunluğuna bakarsanız bakın bu daha uzun, bu daha kısa arkadaşlar. Köşegen uzunlukları eşit değildir. Köşegen uzunlukları eşit değildir. Evet, bu şekilde paralel kenarın 3 maddede özelliklerini yazmış olduk arkadaşlar. Kenar, açı ve köşegen anlamında özelliklerini vermiş olduk. Şimdi eşkenar dörtgene geçiyorum. Onu yazalım arkadaşlar. Sonra da yamuk için ayrıca sildikten sonra yazacağım. Buraya şimdi sıradaki eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen. Birinci maddemiz arkadaşlar. Kenar uzunlukları birbirine eşit. Adı üstünde eşkenar bakın. O yüzden kenar uzunlukları birbirine, hepsi birbirine eşit. Kenar uzunlukları birbirine eşittir. İkinci maddemiz açılarla alakalı. Yine paralel kenarda olduğu gibi arkadaşlar karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit. Evet, bu maddemizi yazalım. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Hepsi değil bakın, sadece karşılıklı olanlar eşit. Bu ikisi, bu ikisi. Karşılıklı açıları birbirine eşittir. Üçüncü madde arkadaşlar. Köşegenlerle alakalı. Köşegenler uzunlukları bakın şu daha kısa, bu daha büyük. O yüzden köşegen uzunlukları birbirine eşit değil. Köşegen uzunlukları birbirine eşit değil şeklinde. Bunu da yazmış olduk. İkisini karşılaştıracak olursak arkadaşlar, bunda bakın karşılıklı kenarları birbirine eşit. Eşkenarda kenar uzunlukları birbirine eşit. Hepsi birbirine eşit. Farkı bu. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Bu ikisinde de aynı. Köşegen uzunlukları eşit değil. Bunda da köşegen uzunlukları eşit değil. O da aynı madde. Yine son iki madde aynı. Sadece ilk maddeler değişti. Bu iki şekil için diyoruz. Şimdi yamuğa geçiyorum. Burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Yamuğu yapalım. Evet. Son şeklimiz yamuk. Yamuk da arkadaşlar tüm kenarlar birbirinden farklı. O zaman diyoruz ki kenar uzunlukları birbirinden farklıdır. Kenar uzunlukları birbirinden farklıdır. Yamukta. İkinci maddemiz açılarla alakalı. Yine tüm açılar birbirinden farklıdır. Açılar birbirinden farklıdır. Üçüncü maddemiz arkadaşlar köşegenlerle alakalı. Köşegen uzunlukları birbirinden yine farklı. Bakın bu daha uzun, bu daha kısa. Köşegen uzunlukları farklıdır şeklinde. Köşegen uzunlukları farklıdır şeklinde bu maddemizi tamamlamış olduk. Bunu da 3 maddede yazdık. Kenar uzunlukları birbirinden farklı. Açılar birbirinden farklı. Köşegen uzunlukları birbirinden farklı. Yamukta gördüğünüz gibi zaten eşit olan çok bir şey yok arkadaşlar. Bunu da 3 maddede yazmış olduk diyoruz. Ve 3. sorumuza doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim. Aşağıdaki izometrik kağıda kare, dikdörtgen, paralel kenar, eşkenar dörtgen ve yamuk çiziniz. Çizdiğiniz dörtgenleri adlandırınız demiş. Çizelim arkadaşlar. Şimdi önce kare ile başlayalım. Kare. Şöyle bakın. Kenar uzunlukları eşit olacak şekilde. Bir tane kare çizdim arkadaşlar. Sonra paralel dikdörtgene geçeceğiz. Dikdörtgen çizelim. Evet, bir tane dikdörtgen çizdim. Güzel. Bir tane paralel kenar çizmem istenmiş. Paralel kenar çapraz gelecek. Evet, bir tane paralel kenar çiziyoruz. Tamam. Eşkenar dörtgen istemiş. Eşkenar dörtgen bakın.
şekilde baklava dilimi tarzında olan isme eşkenar dörtgen arkadaşlar. Ve yamuk çiziniz demiş. Yamukta da kenar uzunlukları farklı olacak şekilde şu şekilde bir yamuk çizmiş oldum. Gördüğünüz gibi 4 tane kare, 5 tane kare dikdörtgen, eşkenar dörtgen, paralel kenar ve yamuk çizmiş olduk arkadaşlar. İsimlendirin demiş hızlıca. Köşelerini isimlendirelim. A, B, C, D olsun bu. Bu E, F, G, H olsun. Bu X, Y, Z, T olsun. Harfle isimlendiriyoruz. Bunu da ise R, S, T, U olsun. Burası ise K, L, M, N şeklinde bütün dörtgenlerimizde isimlendirmiş olduk. Köşelerine harfleri yazarak ve sayfa 178'i bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Sayfa 181'e doğru ilerliyoruz. 181'e doğru geldik. Evet, açılarıyla alakalı bir kısım arkadaşlar. Aşağıdaki çokgenlerde ölçüsü verilmeyen açıların kaçar derece olduğunu bulunuz demiş sorumuzda. Şimdi üçgende arkadaşlar iç açıların toplamı 180 derece. Bakın 3 açının toplamı 180 derecedir. Bu kuralı kullanarak verilmeyen açıyı bulabiliriz. Burası dik açı yani 90 derece olduğu söylenmiş. Burası 46 derece. O zaman burayı bulabilirim. Nasıl buluyorum arkadaşlar? Önce 90 ile 46'yı topluyorsunuz. 6 0 daha 6, 9 4 daha 13. 136 yaptı. Sonra 180 bütün açıların toplamından çıkarıyorsunuz. Tamamı 180 derece. 136'yı çıkardığımızda 0'dan 6 çıkmaz, yandan 6, 10'dan 6 çıktı 4. Burada ise 7 kaldı, 7'den 3 çıktığında 4. Burada 0 kaldı. Yani verilmeyen açı 44 derece olarak bulunmuş oluyor ilk şeklimiz için diyoruz. İkinci şeklimizde de aynısını yapacağız arkadaşlar. Yine bir üçgen. İç açıları toplamı 180 derece. O zaman iki açıyı toplayıp 180'den çıkararak bu açıyı bulabiliriz. 62 ile 38'i topluyorum öncelikle. 8, 2 daha 10'un 0 elde var 1. 6, 3 daha 9 elde ekledim 10. 100 yaptı. Şimdi 180'den 100'ü çıkararak verilmeyen açıyı bulabiliriz. 180 eksi 100 diyoruz. 0, 8'den 0 çıktı 8. 1'den 1 çıktı 0. 80 derece olarak verilmeyen açıyı bulmuş oluyoruz dedik bu şeklimiz için. Üçüncü şeklimizde de aynı mantık. Bir üçgen olduğu için üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. İkisini toplayıp 180'den çıkaracağız. 53 ile 45'i topluyorum öncelikle. 5 artı 3 8. 5 artı 4 9. 98. 180'den 98'i çıkaralım. 180 eksi 98 diyoruz. 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 çıktı 2. Burası ise arkadaşlar 7 kaldı. 7'den 9 çıkmaz. 17'den 9 çıktığında 8 kaldı. 17'den 9, evet 8 kaldı. Burası da 0. 82 derece olarak verilmeyen açıyı bulmuş oldum. Yani üçgende arkadaşlar verilmeyen açı olursa iki açıyı toplayıp 180 dereceden çıkarmanız gerekiyor. Buradaki 3 sorumuzu çözmüş olduk. Şimdi alttakilerle devam edeceğiz. Buradaki işlemleri siliyorum. Sizler yetiştiremediğiniz kısmı durdurarak tamamlayabilirsiniz. Dördüncü şeklimize geçtiğimizde bu bir dörtgen. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece. Burada bakın bunun bir dikdörtgen olduğunu anlarsanız direkt cevaba ulaşabilirsiniz. Nasıl? Bakın burası 90 derece dik. Burası 90 derece, burası 90 derece. O zaman bu bir dikdörtgendir arkadaşlar. Buraya da 90 derece geldiğini direkt sonuç olarak bulabilirsiniz. Ya da işlem yapacak olursanız 3 tane 90 verilmiş. 90 ile 3'ü çarparsınız. 9 kere 3 27, 270 yapıyor. 360'dan çıkardığınızda bakın 270'i. 0'dan 0 çıktı 0. 6'dan 7 çıkmaz. 16'dan 7 çıktığında 9. Burada 2 kaldı. 2'den 2 çıktığında 0. 90 derece buradan da ulaşabilirsiniz. Hem işlemini yazdık hem de bir dikdörtgen olduğunu görerek de soruyu çözebileceğinizi anlatmış olduk bu sorumuzda diyoruz. Beşinci şeklimiz. Bu da bakın bu bir paralel kenar. Karşılıklı açıların ölçülerinin eşit olduğunu hatırlarsanız 142, 142. O zaman burası 38 ise bunun karşısındaki açının da 38 olacağını tahmin edebilirsiniz. Ya da işlem yaparsanız 3 açıyı toplayıp 360'dan çıkaracağız. 142 artı 142 artı 38. 2, 2 daha 4, 8 daha 12'nin ikisi elde var 1. 4, 4 daha 8, 3 daha 11 elde ekledim. 12'nin ikisi elde var 1.
1, 1 daha 2 elde ekledim de 3 yapar 322. Şimdi bunu 360'dan çıkarıyorum. 360'dan 322 çıkardığımızda 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı 8. Burada 5 kaldı. 5'ten 2 çıktığında 3. 3'ten 3 çıktığında 0. Yani verilmeyen açıyı 38 olarak buradan da bulmuş olursunuz diyoruz arkadaşlar. Hem kuraldan 38'i bulabileceğinizi anlattık hem de işlemle 38'i bulabileceğinizi anlatmış olduk bu iki şeklimizde diyoruz. Alt tarafa doğru devam ediyoruz arkadaşlar. İşlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. Burada bakın bu bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende yine özelliğimiz var. Özelliğimiz karşılıklı açıların eşit olması. Burası 78, burası 78. O zaman burası 102 ise karşısındaki açı da 102 olarak hemen bulunabilir. İşlemle yaparsanız verilen açıları toplarsanız 102, 78 ve 78 toplayıp 360'dan da çıkarabilirsiniz. 2, 8 daha 10, 8 daha 18'in 8'i elde var 1. 7, 7 daha 14 elde eklediğimizde 15'in 5'i elde var 1. 1'in üstüne elde eklediğimizde 258. Bunu 360'dan çıkarırsanız 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 çıktı 2. Burada 5 kaldı. 5'ten 5 çıktı 0. 3'ten 2 çıktı 1. 102. Buradan da cevaba ulaşabilirsiniz diyoruz bu şeklimiz için. Bir sonraki şeklimizde devam edelim. Bakın bu bir yamuk arkadaşlar. Toplam 360 olacak. Burası açıları verilen açıları yazalım. 103, 100, 80'i toplayıp 360'dan çıkaracağız. 3, 8, 1, 1 daha 2, 283. Bu sayıyı 360'dan çıkardığınızda 360-283'ten verilmeyen açıyı bulabilirsiniz. 0'dan 3 çıkmaz, 10'dan 3 çıktı 7. Burada 5 kaldı, 5'ten 8 çıkmaz, yandan aldı, 15'ten 8 çıktı 7. Burada ise 2 kaldı, 2'den 2 çıktığında 0. Yani bu açıya 77 derecelik bir açı kalmış oluyor bu şeklimiz için. Toplayıp 360'dan çıkarmamız gerekiyor dörtgenlerin iç açılarını bulmak için diyoruz arkadaşlar. Bu iki şeklimizi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Son iki şeklimize doğru aşağıya doğru kaydırıyorum. Yine işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şeklimiz bakın bir üçgen. Üçgenin iç açıları toplamı neydi? 180. O zaman bu ikisini toplayıp 57 ile 57'yi toplayıp 180'den çıkarabiliriz. 7, 7 daha 14'ün 4'ü elde var 1. 5, 5 daha 10 elde eklediğimizde 11. 114 yaptı. 180'den 114'ü çıkarıyorum. Verilmeyen açıyı bulmak için. 0'dan 4 çıkmaz yandan al. 10'dan 4 çıktı 6. Burada 7 kaldı. 7'den 1 çıktı 6. 1'den 1 çıktı 0. O zaman verilmeyen açımız 66 derece olarak karşımıza gelmiş oldu. Son şeklimizde arkadaşlar bir yamuk verilmiş. Şu açılar 90 dereceyi temsil ediyor biliyorsunuz ki. 3'ünü toplayıp 360'dan çıkaracağız. Çünkü bu bir dörtgen. Dörtgenlerde 360'dan çıkarıyoruz. Yani 96, 90 ve 90'ı topluyoruz önce. 6, 9, 18, 27, 276 yaptı. 360'dan çıkaralım arkadaşlar bu değeri. 0'dan 6 çıkmaz yandan aldım. 10'dan 6 çıktı 4. Burada 5 kalır. 5'ten 7 çıkmaz 15'ten 7 çıktı. 8. Burada 2 kaldı. 2'den 2 çıktığında 0. Yani verilmeyen açı 84 olarak bulunmuş oluyor dedik. Dörtgenlerde 360'dan çıkarıyoruz. Üçgenlerde 180'den çıkararak verilmeyen açıyı bulabiliyoruz dedik arkadaşlar. Sayfa 181'de bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda ünite değerlendirme sorularını yapacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.